Merhaba arkadaşlar, Hacer'in Lezzetleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizler için harika bir çörek tarifi vereceğim. Öncelikle hamurumuzu hazırlamakla başlayalım. Kasemize 1 yemek kaşığı maya, 1 yemek kaşığı şeker, 2 su bardağı ılık su. Karıştıralım. Şekerimiz erisin, mayamız aktif hale gelsin. Köpük köpük olana kadar karıştıralım. Bu kadar yeterli. Unumuzu ilave edelim. Azar azar kontrollü bir şekilde. Bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Hamurumuzu karıştıralım. Öncelikle spatula ile hamurumuzu bu şekilde güzelce karıştırırsak hamuru yoğurması daha kolay olur. Tekrar unu ilave edelim. Kaşığımızı çıkaralım spatulayı. Elimizle yoğuralım. Hamurumuz sert bir hamur olmayacak. Yumuşak olacak. Hamurumu toparladım. Gördüğünüz gibi yumuşacık bir hamur oldu. Kıvamını görüyorsunuz. Yumuşacık. Hamuru mayalandırmıyoruz. Masaya birazcık un serpiştirelim. Hamuru elimizle genişletelim. Ters çevirelim. Birazcık da merdane ile büyütelim. Hafiften un serpiştirelim. Merdane ile birazcık genişletelim. Hamurumuz hazır. Üzerine bir su bardağı tahin, gördüğünüz gibi, dökelim bu şekilde. Kaşıkla sürelim. Her tarafına gelecek şekilde kaşıkla yayalım. Fazla kenarlarına getirmeyelim. Üzerine şeker. 1 çay bardağı kullanacağım. Azar azar kontrollü bir şekilde. Bir çay bardağı susam kavrulmamış. Çok güzel yakışıyor içerisine. Lezzet veriyor. Şimdi kenarlarından tutarak da çekiştirelim. Saralım. Uç kısımlarını tahine batıralım. Bu şekilde saralım. Hamuru birazcık elimizle esnetelim. Uç kısımlar açık kalmasın. Tabağımızın içerisine alalım. Öncelikle birazcık un serpiştirelim. Birazcık dinlendirelim. Üzerini kapatalım. Üzerini bir poşetle kapatalım. Üzerine de bez örtelim. Hamurumuz dinlendi. Üzerini açalım.
15-20 dakika yeterli. Masaya alalım. Görüyorsunuz. Dinlendikçe esniyor. Esnekliğini görüyorsunuz. Ortadan ikiye keselim. Bu şekilde iki parmak genişliğinde keselim. Yağlı kağıt sermiş olduğum tepsinin içerisine koyacağım. Bu şekilde koyalım. Aralıklı bir şekilde. Sık olmasın. Hepsini tepsiye diziyorum. Hamurlarımızın hepsini tepsiye dizdim. Elimizle büyüteceğiz. Öncelikle elimizi sıvı yağa batıralım. Üzerine bastıralım. Hepsini genişlettim. Şimdi üzerine yarım çay bardağı susamım kaldı. Onu koyacağım. Yarım çay bardağı şeker. Üzerlerine azar azar. Şekerli sevmiyorsanız koymayabilirsiniz. Sadece içerisine koyabilirsiniz. Çeyrek çay bardağı kaldı. Gördüğünüz gibi. Susamı da aynı şekilde üzerlerine dökeceğim. Susam güzel yakışıyor. Lezzet veriyor. İçerisine yerken çıtır çıtır güzel lezzetli oluyor. Tekrar elimi sıvı yağa batıraraktan bu şekilde genişleteceğim. Çöreğim hazır. Üzerini kapatacağım. 15-20 dakika tepside dinlendireceğim. Çöreğin bu kadar mayalanması yeter. Üzerini açalım. 15 dakika beklettim. Bir yumurta sarısının içerisine 2 yemek kaşığı sıvı yağ koydum. Bir tatlı kaşığı da yoğurt koyacağım. Yoğurt güzel yakışır bu şekilde çörekler için. Küçük çırpıcıyla güzelce çırpalım. Pürüzsüz hale gelene kadar. Tahinli çöreklere yoğurt güzel yakışır. Hem lezzet verir hem parlak olur. Bu kadar yeterli. Fırçayla süreceğiz üzerine. Hem kenarlarına hem üzerine bol bol sürelim. Sizler için kolay bir tarif vermek istedim. Gördüğünüz gibi çok kolay bir tarif oldu. Hafta sonu masanızı süsleyecek, sabah kahvaltılarınıza çok lezzetli bir tarif. Hepiniz çok seveceksiniz. Tariflerime güvenebilirsiniz. Birazcık üzerine susam serpiştireceğim. Üzerinde var ama sosun üzerine sürmek istedim, serpmek istedim. Çok az. Yoksa da ziyanı yok. 180 derece ısıtılmış fırınımıza verelim. Alt üstü nar gibi kızarana kadar pişirelim. Çöreklerimiz pişti. Gördüğünüz gibi. Pişme süresi 30-35 dakika. Nar gibi kızardı.
Görüntüsünü görüyorsunuz. Çok güzel kızardı. Alt üstü çok güzel oldu. Çok sıcak. Servis tabağımıza alalım. Bu şekilde hazırlayıp dondurucuya koyabilirsiniz. Soğuduktan sonra. Daha sonra da istediğiniz zaman çıkartın, ısıtın, tüketin. Tazeliğini her zaman koruyor. Boşalttım. Hepsini bir kenara alalım. Çöreklerimi görüyorsunuz. Çöreklerimize doku testi yapalım. Bir tanesini bakalım. Görüyorsunuz çok güzel oldu. Bu şekilde haşhaşlı da hazırlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar, videomu buraya kadar izlediyseniz beğenip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açarsanız bundan sonra gelecek güzel tariflerimden haberdar olacaksınız.